Ya bir ustalık bence yok. Yani bir iş, ustalığın bir sınırı yok. Yani ben oldum diye bir şey yok. İnsan 50 yaşından da öğreniyor, 60 yaşında da öğreniyor, 80 yaşında da öğreniyor. Mesela ustalık öğrenme süreci bence. Öğrenme isteği. Ben oldum, ben işte ustayım, yok ben şuyum, ben buyum. Böyle bir kavram bence yok. Grup Avenir Usta belgeselini sunar. İsmim Yetişay Yıldız. Kayseri Bünyanlıyım. Hemen hemen 40 yıldır sanatla uğraşıyorum. Yani sanatçının içine doğdum da diyebilirim. Sanat aslında benim baba mesleğim. Bünyanlı olmam sebebiyle, dolayısıyla babam halıcıydı. Halıcılık yapardı. Ben de onun yanında çıraklık yapardım 8-10 yaşlarında. Halı modelleri çizerdik, kilim motifleri. Kadınlar ona göre halıyı, kilimi dokurdu. Öyle bir sanata adım attım. Oradan sonra üzerine koya koya işte resimdi, biraz heykeldi, biraz oymaydı, biraz başka şeylerdi. Bugüne kadar getirdim. O zaman ben pek bir şey bilmiyordum. Dolayısıyla her çocuk Kayseri'de ya babasının çırağıdır ya başkasının çırağıdır. Yani sokakta dolaşmasın, kontrol altında, elimizin altında olsun diye çocuklar sürekli meşgul edilirdi okul haricinde. O zaman bana zor gelirdi. Herkes sokakta oynarken ben çıraklık yapardım. Yok işte model çizerdim, yok bilmem başka işler yapardım. Sonra işte o zamanlar babam çizdiğim motiflerin, kilim motiflerin isimlerini öğretirdi. İşte yok elinde, eli belindeydi, yok şuydu, buydu. O zaman tabii hoş değildi, zor gelirdi. Sonradan öğrendik. Sonradan anladım ki aslında bu çok iyi bir şeymiş. Yani kilim motiflerinin veyahut da şu an mesela çoğu insanın farkına varmadığı diğer tamgaların manalarını o zamandan öğrendim ben. Yani üzerine koya koya bugüne kadar geldim. Eskiden halı İşlik derdik biz. Gelen giden burada, mesela şu an benim mekanım ismi de işlik. En çok sorulan soru, işlik sanatı nedir? Aslında işlik bir sanat değil. Yani eskiden atölyeyi bilmezdi kimse. Rezidanstı, ofisti, bunlar kullanılmazdı. İş görülen yere işlik denirdi. Halı işliği, işte bilmem. Köylerde de mesela tandırların yanında işlik olurdu. İşte hamur işi yapılan yerlere işlik denirdi. Sonradan işte ofisler çıktı, atölyeler çıktı. Ben hala işlikte kaldım. Yani devam. Şimdi benim yaptığım zor bir iş değil. Ben bazen insanlar bir motif çizdiğim bir motif veyahut da yaptığım bir iş ne kadar zor olursa bana o kadar keyif veriyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Yani iş olarak görmediğimde. Bu benim için bir adanmışlık. Genelde kullandığım motifler dediğim gibi Türk mitolojisiyle veyahut da kültürümüzle alakalı motifler. Bana göre zor değil. Yani keyif alarak yaptığım için zor değil. Keyif veren bir şey. Bir meşgale mi diyeyim, sanat mı diyeyim. İşte ikisinin arasında bir şey. Bana bunu aslında kimse öğretmedi. Dediğim gibi çocukluktan beri sürekli merak var çizmeye. Elime ne alırsam ağaç alayım yontardım. Taş alayım işte bilmem onu işte köpekler için yalak derler eskiden. Yalak yapmaya çalışırdı. Sürekli bir meşgale veyahut meşgale değil de bir şeyleri evrimleştirme, değiştirme, bir şeye benzetme şeyi dürtüsü hep vardı. Benim ustam hiçbir zaman olmadı. Hala da yok. Ben işte meraklı bir insanım. Artık bir de internet devrinde yaşıyoruz. İstediğin dünyanın her köşesinde herkesle diyaloğa geçebiliyorsun. Bilmediğin şeyleri öğrenebiliyorsun. Yani benim ustam olmadı.
şu reaksiyon gösterir. Yani ses tonunu da soğuk sıcak belirler. Eskiden bendirlerde, teflerde, davullarda çalmadan önce tandıra tutarlardı, hafif ısıtırlardı. Öyle çalarlardı. Ya şimdi şöyle bir şey var. İnsan, az önce dediniz ya, zor mu? Zor değil. Çünkü keyif veriyor. İnsanın yaptığı bir şey insana keyif vermesi lazım. Yani keyif almadan veyahut da tatmin olmadığınız bir şey bir yere kadar götürür. Oradan sonra patlak verir. Yani düşünsene işte bir marangoz veyahut da başka bir şeysiniz. 30 sene, 40 sene eğer o iş sizi tatmin etmiyorsa o bir yerden patlak verir. Keyif vermesi lazım, tatmin etmesi lazım. İşte ne bileyim, insanı doldurması lazım. Evet. Ben makine mülke mühendisliği okudum. 3-5 yılda çalıştım. Sahada da çalıştım. Sonradan beni tatmin etmediği, bana bir şey vermediğini anladım. Sonra işte sanatla alakalı işte şeylere yatay geçiş yaptım. Geçiş o geçiş. Ben burada deriyle alakalı deri panolar, deri tablolar yapıyorum. Kam davullar yapıyorum. Oradan sonra doğada işte doğanın bize lütfettiği kabaklar, çamur, taş ne varsa onu alıp, onları alıp bir şekilde onlardan objeler yapıyorum. Parantez içinde sanatsal objeler diyelim. Şimdi sanat hiçbir zaman ölmeyecek. Sanat insanlık var oldu olalı vardı. İnsanlık yok olana kadar da sanat olacak. Sadece evrim geçirecek. Artık mesela ressamların çoğu dijital ortamda resim çiziyor. Sanat her zaman var olacak. Şimdi belki bizim yaptığımız bu işleri yapmayacaklar ama başka şekilde sanat devam edecek. Yani yok olacak diye hiçbir şey yok. Sadece kılık değiştirecek ve devam edecek. Şimdi gençler zaten şu an yarış atı gibi yarışıyorlar okullarda. Yok şu sınavı, yok bu sınavı, yok bilmem şurayı kazanmak, yok burayı kazanmak. Gençlerin sanat için zaten zamanı yok. Gençler sürekli bir yarış içerisinde. Bu da sabır işi, zaman ayrılması gereken bir iş. Yani bu sadece gençlerin suçu değil, zamanları yok. En güzel zamanlarını sınavlarla, yarışmakla geçiriyorlar. Bu dediğim gibi defin bendirin atası. Şimdi bunun derisini, keçi derisinden yapıyorum ben. Kastanı çattım, derisini gerdim. Şimdi üzerinin resimlemesini yapıyorum. Buna genelde işte bizim kültürümüzde eski Türk mitolojisiyle alakalı motifler işliyorum. İşte saymalı taş motifleri, işte Türklerin Türkistan coğrafyasında kayalara, mağaralara, dağlara, taşlara işledikleri motifleri ben alıp kam davullarına veyahut da diğer objelere uyguluyorum. Şimdi ben bu işi yine yapardım, hatta başka hiçbir şey yapmazdım, sadece bu işi yapardım. Yani bu meşgaleye de devam ederdim. Diğer yaptığım işler benim için zaman kaybıymış, çünkü bana bir şey vermediler. Yani beni tatmin etmedi. Bu iş dinlendirici. Yani bir obje ne kadar zorsa dışarıdan çok zor görünebilir ama o beni o kadar dinlendiriyor. Ya gençler şimdi bir ortada bir sistem var. Gençler o sistemin içinde bir çark dönüyor. O çarkın arasında kayboluyor demeyeyim de. Yani bir yola girmişler. Ya bu gençlerin de suçu değil, bu sistemin suçu. Gençlerin genç olmaya zamanı yok. Çocuk olmaya çocukların zamanı yok. Büyüyor, işte bir iş güç sahibi oluyor, ev bark sahibi oluyor, evleniyor, çoluğa çocuğa karışıyor. O bir stres, okul bir stres, iş bir stres. Yani dengeyi bulması lazım. Gençlerin biraz kendilerine zaman ayırmaları lazım. Hatta okullarda milli eğitim buna bir el atması lazım. Gençlerin genç olmaya zamanları olması lazım ki ya şurada şu resim yapıyormuş şu abi, buna bir bakayım. Şurada şu şunu yapıyormuş, bunu bir deneyeyim. Ona zamanlar yok. Ben genelde ağırlıklı olarak Türk mitolojisini kullanıyorum.
Kullandığım motifler de Türk mitolojisi. Kullandığım alfabe Göktürk alfabesi. Yani Göktürk dili demiyorum, Göktürk alfabesi. Çünkü Göktürk dili zaten Türkçe. O alfabeyi kullanıyorum. Orhun abilerinden yaptığım her resme, her tabloya, her davula bir alıntı yapıyorum. Mesela buradakini. Zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu ölümlüdür yazdım. Diğerlerinde de sürekli bir şeyler alıntı yapıyorum ki bu hem tanıtım amaçlı, yani şey Orhun abileri bizim için çok önemli. İlk yazılı kaynağımız o. Bir de içeriği çok önemli. Hatta Orhun abilerinin günümüz Türkçesine uyarlanıp bütün kamu binalarına, okullara asılması gerek. Şimdi geçen hafta ben bir tane Meksika'ya verdim. Meksikalı bir çift gelmişti. Onun haricinde Rusya, Avrupa ülkelerine. Aslında asıl talep oradan, yurt dışından. Bir de artık internet çağında yaşıyoruz. Herkes herkese ulaşabiliyor. Yani iç talep de var. Hatta Kayseri'den de talep var. İşte İstanbul'dan, İzmir'den, ne bileyim oralardan da talep var ama yoğun olarak yurt dışından. Sürekli içerisinde yaşadığımız için pek öyle bir aşinalık kazanmışız. Yaşam alanı olarak görüyoruz ama Kayseri müthiş bir şehir. Selçuklu şehridir. Yani Kayseri'deki kümmetler, medreseler, işte ne bileyim hanlar, hamamlar birçok şehirde yok. Yani Kayseri has bir durum. Biraz da Konya'da. Yani Kayseri'yi seviyorum, evet. Ya işte burası ata toprağı diyelim. Yani şeyde de, Paris'te de yaşayabilirdim belki, İstanbul'da da yaşıyor. Herkes bir yerde yaşıyor, kimi Artvin'de yaşıyor, kimi işte Rize'de yaşıyor. Herkesin bir yerde yaşaması için bir sebebi var. Bir yerde de şöyle diyelim, kader kısmet. Şimdi ben şunu diyorum, bak bunu özellikle belirteyim. Kayseri'de bize belediye tarafından, işte kent tanıtım, Gürcan Senen Bey var, şube müdürü. Çok büyük destek oluyor. İl Kültür Müdürümüz var, Şükrü Bey. Bunlar sürekli sahadalar, buralardalar. Kim ne yapıyor, kim ne ediyor? Bakıyorlar, ediyorlar, motive ediyorlar. Aslında şey var, destek var. Ben bir de yakınmayı sevmeyen bir insanım. Ne yapacak belediye veyahut da devlet veyahut da İl Kültür Müdürlüğü veyahut gelip elime tuvali alıp, eline tuvali alıp benim için resim yapacak hali yok. Yani ben işime bakarım. Benim şeyim o. Destek görmüyoruz değil, destek görüyoruz biz. Yani. Veyahut da burada mesela, burada bir sanat ve kültür merkezi. Şehrin merkezindeyiz. Şehrin göbeğindeyiz. 809 yıllık bir medresedeyiz. Burayı bilmeyenler var. Yani bu işler çay ocağında oturup, işte çay içip, Kayseri'de sanat yok, ya da kafede oturup, yok kardeşim, nerede ne var bakacaksın, Kayseri'de sergiler de var, bir sürü aktiviteler var. Takip eden pek yok, takip eden de var. Yani bu dünyanın her tarafında böyledir. Sanatla ilgilenen bir kesim vardır, ilgilenmeyen bir kesim vardır. Dünyada bütün sanatçılar da yakınır. Sanata ilgi yok, işte sanata değer veren yok. Sadece Kayseri için, Türkiye için geçerli değil. Bütün dünyada bu böyle. Ama ben bunu sadece ilgi, yani ilgi iyidir, motive eder. Ama sadece birileri ilgi göstersin diye yapmıyorum. Kendim için ilk etaptım. İlgi gösterdikleri zaman tabii o iltifatlar da hoşuma gidiyor. Herkesin hoşuna gider, her sanatçının hoşuna gider. Ama sırf ilgi göstersinler diye yapmıyorum bunu. Usta belgeselini sundu.